40 yıllık hayat arkadaşım evden kaçtı. 60 yaşındaki kadın Müge Anlı da böyle haykırıyordu. Gözyaşlarıyla onu terk eden eşine geri dön çağrısı yaptı. Kayıp eş bulundu ama onun da anlatacakları vardı. Canlı yayındaki iddiaları şaşırttı. Ben seni seviyorum, yapma etme. Sen beni sevdiğimi biliyorsun. Ben eğer seni sevmiyorsam Allah şurada beni kaldırmasın, tamam mı? 40 yıllık hayat arkadaşının ardından günlerce gözyaşı döktü. Beni bırak. Bırakmıyor. Defalarca geri dön çağrısı yaptı. Ben seni seviyorum, yapma etme. Gel. Gel. Ben istemiyorum. Atışmalarının sonu bir türlü gelmedi. Ben seni seviyorum. Ben de seni sevmiyorum. Ya siz bayağı gemileri yakmışsınız galiba. Yaktırıyorlar ablam. Bursa'da yaşayan 60 yaşındaki Emine Erçetin her yerde 3 ay önce evden kaçan eşini arıyordu. Olmadan olmuyor. Kimsem yok benim. Çoluk çocuk yok. Tek istediği ise eşi Necati Erçetin'in evine dönmesiydi. 40 yıllık karı koca arasında bir takım problemler yaşanmış. Birikimimizi 700 bin liramızı bir arkadaşına verdi. Ben de bundan dolayı öfkelendiğim için aslında bu problemler oldu. Karı koca aylar sonra ilk kez yüzleşti. Ne hale gelmişsin sen? Ne oldu böyle sana? Ben artık burada mutluyum ya. Sen utanmadın mı beni mahkemeye vermeye? Bu evliliği kurtarma şansımız var mı hani? Ay yok 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 yok. İkili arasında tansiyon bir an olsun düşmedi. Necati Bey, siz Emine Hanım'ı seviyor musunuz? Hayır be. 40 yıllık ben sana ömrümü verdim ya. Ya ne yapayım? Erçetin çiftinin arasını bu denli açan iddiaya göre para meselesiydi. Benim param ne olacak benim param? Aldım aldım, ne olacak? Sen bana para vermezsen yemeğini malını yerli. 12 saat çalıştım, çocukluğumu yaşamadım ben. Ben başkası yesin diye prim yapmadım. Arkadaşınız İrfan Tarhan tarafından dolandırıldığınızı yazmışsınız. O arkadaş bana diyordu ki hiç kimseyle konuşma, bana para verdiğine kimseye söyleme. Tamam o zaman Emine Hanım haklı işte burada. Tamam, para konusunda haklı, ben ona bir şey demiyorum ama ben onunla beraber olmak istemiyorum. Suçlamaların odağındaki isim İrfan Tarhan'sa söylentilerin aksini iddia ediyordu. Kendini böyle savundu. O bana parayı verirken sen bunları almazsan ben başkasına vereceğim diye bana söyledi. Ben de ondan aldım, bir kutuya koydum. Ben buna parayı geri vermek istediğim zaman benden istemedi, hatta ağlamak istedi o arada. Bana bak bana. Sen var ya sen. Hepsi paralarım sende. Ben o parayı yemedim. Parayı aldığını da inkar etmedi. Bana verdiği para 50 bin lira para. Bundan başka bana para vermedi. Açtığımda benim karşımda acaba. Bakılırsa herkese Necati Bey gibi bir komşu ve arkadaş lazım.